Sevgili balık burçları, ay burcu balık, yükselen burcu balık olan dostlarım. Bugün 13 Ocak Perşembe. Ve sizin bir perşembeden bir perşembeye kadarki yıldıznamenizi biraz sonra okuyacağım. Karşılaşması, hadi nelerle karşılaşacaksınız onları açıklayacağım. Artı zikirlerinizi vereceğim. Bir kayıplar yaşanmış olabilir balık burçlarında. O kayıpla ilgili kayıp bulma duasını okuyacağım. Ve her türlü ne diyeyim sıkıntılar neler onları gözden geçireceğiz arkadaşlar. Sıkıntıları bir tespit edelim hayırlısıyla. Bismillahirrahmanirrahim. El ane hafefallahi anküm ve alima enne fiküm dafa feiyeküm minküm miyetün sabiraytü yalibu miyeten ve iyiküm minküm elfü yaglibu elfeyni biiznillah vallahu me assabirin. Şimdi okudum Enfal suresi 66. ayette arkadaşlar. Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti ve bildi ki sizde bir zayıflık var. O halde sizden sabredecek 100 kişi olursa 200 düşmana galip gelirler. Sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 düşmana galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir diyor arkadaşlar. Bazı kayıplar yaşamış olabilirsiniz balık burçları. Özellikle balık burçlarına aile baskısı, toplum baskısı, partner baskısı görüyorum. Bu baskı sonucu belki birisi gitti. Belki bir şeyler kaybettiniz, para kaybettiniz, belki zamanı kaybettiniz ya da belki yürekten sevdiğiniz bir insanı kaybettiniz. Bakınız, kayıp bulma haftasındasınız. Kayıpları telafi edeceksiniz. Yitirdiğiniz bir insanı bulabilirsiniz. İzini sürdüğünüz ama bir türlü gelmeyen bir sevdiğiniz insan aniden gelebilir. Ama ben size onun zikrini de vereceğim. Kayıp bulma duasını da vereceğim videonun altına. Kayıp bulma duası diyorum arkadaşlar. Mutlaka bunu yaptığınızda kayıplarınızı bulacaksınız ve aynı zamanda böyle nasıl diyeyim maddi olarak bazı olanaklarınızı olanaklara kavuşacaksınız. Hastalıklarınız vardı. Bu hafta demir gibi olacaksınız. Demir gibi kuvvetli olacaksınız. Hatta bir böyle demir yolu seyahati falan da yapabilirsiniz. Yarım kalan işler tamamlanabilir ve aynı zamanda arkadaşlar yeni bir fikir aklınıza gelebilir. Bir şeyleri yapmak üzereyken bırakmışsınız. Şimdi korkuyorsunuz. Acaba ben bu işi yapsam mı yapmasam mı? Olur mu olmaz mı? Deneyin olacak arkadaşlar. Her türlü iyilik kapınıza dolacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Birilerini bağışlayabilirsiniz. Birilerini bağışlamaya ihtiyacınız var. Biraz gözyaşı olabilir. Biraz ağlama olabilir. Gözyaşını ve ağlamayı bir kenara bırakın. İşinize sarılın diyorum arkadaşlar. Mücadele ettiğiniz bir konu ile ilgili nasıl diyeyim? Diyelim taş kalpli birisiyle mücadele ediyorsunuz. Ya da ne bileyim bir olay var karşınızda engellerle dolu bir olay. Bunu çözmeyi başaracaksınız arkadaşlar. Bu hafta sorunları çözme haftası, biraz da taşlaşmış kalpleri yumuşatma haftası. Belki de o taşlaşmış kalp senindir, onu yumuşatacaksın. Taşlarla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Nedense bir Hacer sözü hep takılıyor. Hacer taş demektir. Bakınız ben mesela kalp şeklinde selenit taşı vardır. Meleklerle çalışırken kullanırım. Normalde de her şey için kullanılabilir. Maddi manevi selenit. Melek taşı. Aynı zamanda bakınız şöyle bir taştan oluşan bir nasıl diyeyim sarkacım vardır. Evinizde olsun arkadaşlar. Sarkaç olsun mutlaka. Katı olan düşünceleri harekete geçirir. O yüzden diyorum ki balık burçlarına
katılaşmış düşünceler harekete geçecek. E diyebilirsiniz Canan Hanım, bu taşları kış kıyamet nereden alacağız? Doğadaysanız, köydeyseniz, kırsaldaysanız herhangi bir doğadan taş toplayabilirsiniz. Ben bunu deniz kenarından aldım. Bilgelik taşı diyorum. Çok şeyi buna yüklüyorum. Dua ederken yanımda, kodlarken yanımda ve bana taşlaşmış olduğum anda ve katı olduğum anda hemen alıyorum elime, şifalandırıyorum arkadaşlar. Acılarımı şifalandırıyorum diyorum. Şöyle üçüncü göz bölgesine koyabilirsiniz. Boğaz çakrasına koyabilirsiniz. Kalp çakrasına, solar plexus'a, yani böyle çakraları gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Onu söylüyorum. Doğada da bir taş bulunur yani, o kadar da şey değil yani. Gerçi rezidansta yaşayanlar da artık onlar da bir yerlerden bir şey bulsunlar ya. Bugün bulamazsa yarın bulur. Evet, bunları söyleyebilirim arkadaşlar. İş bulmak isteyenler, bakın biraz sonra kayıp bulma duası vereceğim. Allahümme ya camian nasi li yemillâre vefî. Burada diyor ki innallâhe la yuhri fil miyad. İcma beyni ve beyne filan diyor. İcma beyni ve beyne, beyni ve beyne kadın ve erkek işte filan kişi diyor. Siz oraya o nokta nokta koyduğum kısma şu işi yapmak istiyorum, şu işe girmek istiyorum veya işte yeni bir iş bulmak istiyorum diyebilirsiniz veya yıldızımın parlamasını istiyorum, bana fırsat kapıların gelmesini istiyorum diyebilirsiniz. Kayıp bulma duası çok yönlü bir duadır. Kaybettiğimiz yakınlar için, kaybettiğimiz hayvan dostlarımız için, ev hayvanlarımız için çekilebilir. Kaybettiğimiz paralar için, paraya kavuşmak için çekilebilir. Kısacası sizi her ne isterseniz oraya götürecek bir duadır. Şüpheniz olmasın efendim. Evet. Birilerinden yardım isteyebilirsiniz. Ne konuda olabilir? Ya ben şu konuda çaresiz kaldım. Üzerimde bir yük var, atamadım. Ya da ne bileyim, belki fazla kilon var, bir beslenme danışmanlığı alabilirsin. Kısacası içinde bulunduğun çemberi yardığın, yeni bir dönemece doğru gittiğin bir dönem. Ateş çemberleri kırılıyor. Yokluk çemberleri kırılıyor arkadaşlar. Kendinizi yeniden bir şifalanmış halde bulacaksınız. Ve büyük bir düşman, kötülük çıkartan, fesat çıkartan büyük bir düşman hayatınızdan çekip gidecek kendiliğinden. Ben vereceğim duaları yapın arkadaşlar. Zikirleri çekin. Ya cami zikrini vereceğim. Zikrinizde ya camidir. Bunu bilmeyen yok arkadaşlar. Ya cami biliyorsunuz 114 kere çekilir. Artık herkes ezbere biliyor. Ya cami Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselamın 4 büyük meleğin isimlerinin baş harfidir. Dördü de etrafında durur arkadaşım. Bazen üç boyutlu dünyada algılamakta zorlanır dostlarım. Diyor ki ya melekler diyor biz andık diyor. Azrail, Mikail, İsrafil her neyse. Hangi melek olursa olsun. Diyelim ya cami ile dört meleği çağırıyoruz. Dört bir etrafımızda dört bir etrafımızda dursun, mekanı şifalandırsın diye. Ama ya diyor o anda diyor başkası da ya cami zikrini çekiyor. Nasıl olacak bu diyor. Arkadaşlar nasıl bir televizyon yayını bir yerden yapılıyor, bütün bir dünyaya yayın yapma kapasitesi varsa uydu üstünden, biz enerjiyle çalışıyoruz. Baş melek Cebrail'i çağırıyoruz iyi haberler getirsin diye. Baş melek Mikail'i çağırıyoruz evimizi böyle arındırsın diye. Ya da baş melek Azrail'i çağırıyoruz. Bir yakınımız ölmüştür. Baş melek Azrail işte öbür boyuttaki yakınlarıma böyle cenneti bahşet, bize onlardan bir mesaj getir diyoruz. Ya da baş melek İsrafil'i çağırıyoruz hastalıkların şifası için. O anda dünyanın neresinde olursa olsun melek enerjisi o anda gider arkadaşlar. Böyle bir evreni kaplama gücü vardır, bunu da bilin. Melek enerjisi de çalıştığım için bilirim. O anda kaç kişinin çağırması önemli değil. Ne kadar çok çağrılırsa, ne kadar çok dua edilirse o kadar etkili olur bu enerji arkadaşlar. Çabuk bir orada bir bağlantı var, tık çabucak kurulur o bağlantı. O yüzden
bir duayı ne kadar çok yaparsanız o kadar iyidir. Arabayı ilk kullanmaya başladığınızı bir hatırlayın arkadaşlar. Sağa bakıyorsunuz, sola bakıyorsunuz, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bir süre sonra otomatik oluyor yani. Basıyorsun, otomatik gidiyorsun. Orada burada bakmana bile gerek yok. Onun geçeceğini biliyorsun. Onun işte sağından mı gideceğini, solundan mı gideceğini, hem öndeki araba hem senin hem arkadakini kontrol ediyorsun ya. Dua da öyledir. Bir süre sonra otomatiğe bağlanır. Sen o kadar güzel zikir çekersin, dua edersin ki tıp hemen yerine ulaşır. Ne kadar çok dua edersen o kadar ne kadar çok tanınmış duayı yaparsan o kadar o ihtimal kuvvetlenir. Ben mesela çok yerde size Fatiha'yı vermek isterim ama hemen bana itiraz gelecektir. Ya bu kadınla durup durup hep Fatiha'yı veriyor. Bu kadınla durup durup hep Yasin 9. ayeti veriyor diyeceksiniz. İtiraz gelecektir. O bilmediğinden itiraz ediyor. Bilse, gerçeği bilse itiraz etmez zaten. Neden? Onu da ispat edeceğim size. Pek çok İslam aliminin bir sözü vardır. Bilirsiniz. Bir Fatiha bir Kur'an'ı tartar derler. Bir Fatiha bir Kur'an'ı tartar. Neden? Çünkü beş vakit namazda okunuyor Fatiha. Fatiha ölülerimizin arkasından okunuyor. Her gün okunuyor. Kapalı kapıları açmak için okunuyor. Ve gerçekten arkadaşlar bir Fatiha bile çekip evden çıksanız, koruma isteseniz o gün size koruma verilir. Bu kadar ki bu aslında dinimiz o kadar ki kolaydır. Çok zorlaştırmaya gerek yoktur. Balık burçları size kısaca söylüyorum ki ya cami zikrini çektiğinizde bu kadın da her zaman cami veriyor demeyin, itiraz etmeyin. Dört melek verilecek, enerjisi bütün dünyayı kaplayabilir. Sizin çağırmanız, başkasının çağırması hiç önemli değil. Tam tersi, ne kadar çok insan çağırırsa enerji o kadar kesilmeden gelir. Hiç kesintisiz gelir. Siz sanmayın arkadaşlar bizi duymuyor, öbür sistem duyuyor. Ve bizim İdris dediğimiz Hermes, tarotta büyücü kartıdır o, der ki biliyorsunuz artık yukarıda ne varsa aşağıda da o var. Yani akış hiç kesilmedi arkadaşlar. Hazreti İbrahim döneminden, Hazreti Adem döneminden, Hazreti ne zamanı isterseniz akış her zaman var. Rüyalarda akış var. Kırsalda akış var. Şehrin ortasında akış var. O yüzden ya cami zikrini çekin sevgili balık burçları. Çok büyük faydalarını göreceksiniz. İkinci olarak da duanızı veriyorum. Barışma, kavuşma ve kayıp bulma duası. Onu da zaten videonun altına yazacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya camian nasi li yemin la rebi fi icma beyni ve beyna yuhlü fil miyat. İcma beyni ve beyne filan diyorsunuz. Oraya kayıp ya da işte para falan kaybınız varsa yazıyorsunuz. Buluyorsunuz arkadaşlar. Bunları söylüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu ya cami zikrini verdim miydi bana hemen defineciler arıyor. Canan Hanım şurada bir define var, ne yapalım, bu olsa olur mu falan filan. Arkadaşlar define hikayeleri ilgimi çekmiyor. Benim defineyi bekleyenler ilgimi çekiyor. O yüzden definelerle falan ilgilenmiyorum. Tavsiyem siz de ilgilenmeyin. Sonu gelmiyor. Sonsuz bir dipsiz kuyu. Bunları söyleyebilirim. Ne diyelim? Güzel bir hafta olsun size. Balık burçları, duygusal balık burçları. Ama çok zekisiniz. Zekanıza hayranım. Seviyorum sizi balıklar. 0546 481 3506. Mesaj yazın. Mesajlarda buluşalım efendim. Hoşçakalınız.